bunları o gün öngördük. Yani bu dağların işte bir tecavüze, saldırıya maruz kalacağını öngördük. Ve o zaman şöyle bir çalışmamız vardı. UNESCO'nun bir doğa mirası, dünya mirası gibi bir şeyler var. Siz belki daha iyi bilirsiniz. Onunla ilgili çabalarımız yaptı ama başaramadık o dönemde. Hala onunla ilgili bir şeye aldıramazsak koruma şansımız olmayacak maalesef. Böyle bir girişiminiz var mı? Var işte, bu var. Konuda çalışmalarımız sürüyor. Yani çevre dernekleri var bizim, bu işte hükümetin de ortak olduğu bir 6 katı paylaşımcının biri de biz Ege Marmara Çevre Birliği olarak oradayız. Bir çok ciddi mücadele veriyoruz bu konuda. UNESCO'ya müracaat edildi mi? UNESCO'ya direkt müracaat edemiyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Buradan geçecek yani. İşte hükümetin de bu konudaki tavrı belli. Ayvalık nasıl becerdi bu işi? Onu bilemiyorum yani. Ayvalık becermişler mi? Şey, almışlar mı kültür mirasını? Almışlar. Öyle kurtardı. Evet. Ayvalık. İşte bir mücadele devam ediyor inşallah. Bu farkına varsınlar. Yani şimdi dün bir eylem yaptık. Daha önce gittik. Yani biz bunları biliyoruz. İnanılmaz bir şey var ya, insan içi sızlar ya. Vicdan olan insan ona duyarsız kalamaz. Yani bunu şöyle de anlamamak lazım. Yani bizim herkesin dikkatini çekmemiz lazım. Yani iktidar da buna dahil. Ya iktidar oraya gelse inan ki içi sızlayacaktır ya. Yani bunun siyasetle, hükümetle, muhalefetle bir ilgisi yok. Yani bu kadar bir değer, bu kadar ucuz bir şekilde talan edilemez ya. Siz gittiniz, gördünüz, belki siz de oradaydınız. Arkadaşlarımızın oradaydı, biz şimdi tekrar... Ya ama bir görün, yani bir de çok şey değil, biliyor musunuz? Yani çok küçük alanlar falan da değil. Yani onlarla ilgili bilgiler var. Devasa alanları çevrelemişler, oraların hepsi gidecek ya. Ama işte bütün herkes, duyarlı herkes bununla ilgili bir... direniş gösteriyor. Bir farkındalık yaratıp dikkat çekmiyorsa. Özellikle ben şundan yana değilim. Kesinlikle buna siyasi bir gözle bakmıyoruz. Bakmamamız da gerekiyor. Yani o kesim, bu kesim baktığın zaman bu doğru değil. Bu değerler hepimizin değerleri. Yani böyle bir değer yok kazlar gibi ya. Dünya mirası olmuş. İşte efsanelere konu olmuş biliyorsunuz. 19 tane daha arama ruhsatı var. Var etrafta tabii. Onlar da başlarsa ne olacak? Yani işte başlarsa yok olacağız hep birlikte. Havran'daki işletmenin operasyonlarının durdurulduğuna dair bir... öyle bir haberler biz de okuduk. Çok içeriği bilmiyorum ama herhalde var ciddi bir şey. Var. Demek ki boşuna olmaz. Yani artık hükümet yetkilileri, iktidar yetkilileri dahi bundan rahatsız. İnanın ki rahatsız olur. Böyle bir şey olamaz ya. Bu değerler bizim ülkemizin en önemli değerleri. Ya bunu bu derecede yani talan edilmesine insanın vicdanı mümkün değil, razı olma. Şimdi geliyoruz, bir maden 6 yıl çalıştıracak bunlar, bu Kirazlı'daki dün işte eylem yaptığımızda 6 yıl çalıştırılacak, 6 yıl sonra bırakıp her şeyi bırakıp gidecek. Hiçbir tadı orada, artık bir tortu, bir zehir tabii, siyanürle yapıyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla bırakıp gidecek, artık orada bir şey olma imkanı yok. Yok, o hikayeyi anlatıyorlar. Bergama'da ağaç çıkıyorlar falan. Öyle bir imkan yok. Yok. Şimdi bakın, yangınlar vardı eskiden. Yangınlar, orman yangınları da ciddi bir tahrip ederdi. Ama yangın tekrar şey yapıyor, ağaçlar tekrar yeşeriyor. Mesela 1940'lı yılda çok büyük bir yangın olmuş burada. Hatta bizim köylülerden ölenler var, o yangında yananlar var. Yani böyle bedel ödedi insanlar bir de ya. Buranın sahipleri diye. Yapılamaz mı böyle bir şey ya? Elin Kanadalısı geliyor, kendi değerlerine hiç dokunmuyorlar, o güzellikler, onların da çok şeyler, orman biliyorsunuz. Bir tek şey yapıyorlar, sen geliyorsun, yani düşünün ya böyle bir şey. Sen bir buraya ruhsat veren, buraya işte şey yapan insan şöyle düşünmüyor mu ki acaba? Kanadalılar hiçbir şekilde dokunmuyorlar kendi değerlerine, doğal değerlerine. Gelip sana diyorlar, ya bunu insan bir kıyaslasa buna izin vermez ya. Çöplük müyüz biz, affedersiniz? Amerika ve Avrupa Birliği'nde siyanürle altın ayrıştırılması yasaksa. Düşünün yani. Ve bu konuda Birleşmiş Milletler kararları var. Evet. Yani Türkiye'de nasıl oluyor? Bu kadar aymazlık olur mu? Bu kadar şey olur mu? Yani ne insan sağlığını, ne hayvan sağlığını, ne bitki örtüsünü, ne oradaki florayı, işte böcek bilmem ne, onları nasıl katlediyorsun? Böyle siyanürle bırakıp gidiyorsun. Bir de su kaynaklarına çok yakın. Su kaynaklarına çok yakın.
Biz onunla ilgili bir eylem planı yaptık. Ege Marmara Çevre Birliği diye. Bir siyaset falan değil bu. Bunu çok özetle vurguluyorum. Yani siyaset üstü bir şey. Burada sadece özellikle yetkililerin, özellikle iktidar yetkililerin buna derhal buna müdahale etmeleri lazım. Buradan gelecek zenginlik falan da yok bize. Onu da biliyorsunuz. Bunun getirisi ekonomik olarak da yok. Öyle söyleniyor. Çok biliyorum. Derhal buna müdahale etme, bu kıyıma son vermeler, bu değerler hepimizin yarın gelecek kuşaklara taşımamız lazım. Biz Ege Marmara Çevre Belediyeler Birliği olarak bir eylem planı yaptık. Daha önce orada biz encümen toplantımızı yaptık Çanakkale'de. Orada bir basın alana gittik. Alanı gezdik, işte yukarı çıktık yani o maden alanına falan. Orada incelemelerde, tespitlerde çok güzel bir çalışma yaptık. Sonra geldik. Akşam üzeri Çanakkale'de o iskele meydanında bir basın açıklaması okudum ben birlik başkanı olarak. Ciddi bir katılım da vardı. Dolayısıyla bu başka bir şey yapıldı dün. Sivil toplum, bir sivil inisiyatif vardı dün orada. Belediyeler, birlikler, işte diğer şeyler destek vardı ama esas inisiyatif sivil inisiyatif vardı. Oraya da katıldık, destek verdik. Ciddi de bir katılım oldu orada görürseniz. İşte sanatçısından işte yazarına kadar herkes oradaydı. Şimdi bizim planımızın dışındaydı bu ama şimdi bizim asıl bir öngörümüz de şu var ya da plan eylem planımızda Kanada Büyükelçiliğine bir mektup yazacağız. Belediyeler Birliği olarak. Ege Marmara Çevre bu bizim sadece bu kendi Ege Marmara Çevre Belediyeler Birliği olarak Kanada Büyükelçisine çok böyle diplomatik birileri çok iyi anlatan bir mektup randevu alabilirsek sunacağız. Tabii bu ulusal basının gündemine de getiririz. O gün orada böyle bir imkan bulabilirsek o mektubu verirken tabii sizlerin de orada olmasını isteyeceğiz. Önemli sivil toplum örgütleri önderlerinin orada olmasını veya gerekirse vekillerinin de olmasını isteyeceğiz. Orada bir farkındalık yaratalım. Kamuoyu önemli. Kesinlikle önemli. Yani yargı süreçleri var. Daha hala birçok yerde yargı süreci var. Buna itiraz süreçleri devam ediyor. Bizim açtığımız ya da ortak ya da paydaş olduğumuz yargı süreçleri, davalar var. Türk millet adına karar veriyor yargı. Doğru mu? Yani yargı kararında öyle yazmıyor mu? Ben yanlış hatırlamıyorum. Türk millet adına. Türk milletin duyarını dikkate alır yargı. Dolayısıyla bunu ulusal basında özellikle bir şeyimiz var. Kesinlikle önemli işte televizyonlarda, medyada, yazılı, görselde de taşımamız lazım. Ve taşıdığımız zaman bundan bir sonuç en azından yetkililerin de dikkatine geleceği zaman bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Bu seneki festivalde de böyle bir gündem maddesi olacak mı? Festival? Pardon, kitap. Türkmenlerin. Ya zaten artık gündem o. Gündemimiz her gün bu. Yani mutlaka olacak tabii. Yani o zaten o insanlar içi yanıyor şu anda. Ya çok emek de verdiler bu ormana. Bu kadar tahrip olmamıştı yani. Geçmişte bir yangın oldu mesela. Yangınlar oldu. Yangında bile insanlar oraya sahipleniyordu. Yani bu dönemde milli park olmasaymış burası zaten. İyi ki ona yapanlardan Allah razı olsun. Melih Pabuçoğlu vardı Burhaniye'de. Doğru Yol milletvekiliydi. Onun büyük çabaları nur içinde yatsın. Onu buradan rahmetle şükranla anıyoruz. Yoksa şimdi buralar falan çok daha şey hale gelecekti. Önce Nuri Boz. Vedat kardeşim evet. Bu resmi çekmiş herhalde diyorum bu ödül olur. Ellerinde bayrak resmi. Tabii o kadınlar şeyler bildiğiniz gibi değil ya. Güzel bir. Halk sahip çıkıyor. Halk sahip çıkıyor. Halk sahip çıkıyor. Halk sahip çıkıyor. Yani halk ama tabii bir şeylik lazım. Yani böyle bir örgütlenme gerekiyor. O da şu anda başladı ve başarılı olarak gidiyor.